Elazığ Baskil'deyim. Sağlık Lisesi'nde okudum. Yazılım alanında ve elektronik alanına ilgi sahibiyim. Bu ilgiler doğrusunda böyle bir proje yaptım. Böyle bir proje yapmaya karar verdim. Ve sonucu başarıyla tamamladım. Bu proje aslında has olan Elazığ Baskil'in kaysısını kullandım. Bu kaysıyı kullanarak bir proje yaptım, piyano. Bu piyano hem kaysının iletkenliğini hem de insanın içindeki az da olsa gücü kullanarak piyano sistemini oluşturuyor. Bu piyano sisteminde Arduino ve vesaire kartlar kullandım. Elektronik eşyalar var. Bu elektronik eşyalar olarak direnç, kablo ve Arduino kartı. Ve bunların içine breadboard dediğimiz bir de tahta var. O tahta üzerinden lehim yapmadan yapıştırdım oraya. Ve bu Arduino dediğimiz mikro denetleyici kartı içine yazmış olduğum yazılımları yükledim. Her sesin bir frekans aralığı var. Mesela işte atıyorum do sesinin frekansı 363 diyelim. Ben bu 363'ü internetten araştırarak buldum. Mesela do sesi 363 diyelim atıyorum. 363 sesini mesela bir pine tanımladım. Analog pine. Arduino üzerinde bulunan. Bu analog pin üzerinden yazılımda algoritma kısmına A1 kısmına dedim ki mesela A1'e bastığında 363 diyelim frekansını çal. Bu kaysiye bastığında mesela o kabloyu da o kaysiye bağladım. Kaysiye bastığımızda algoritma ilk başta Arduino'ya geliyor. Oraya basıldı diye. Oraya bir insanın içindeki az da olsa bir iletkenlik gitti diye oraya mesaj iletiliyor karta. Denetleyici de mesajı hoparlöre iletiyor ve süzüyor hangi frekans, hangi kaysiye basmış. 8 notaya kadar bu notalar aralığında hangi frekansı tanımladıysam, hangi kaysiye bastıysak o şekilde ses çıkarıyor. Bu projeyle hem Elazığ Baskil'in kaysını kullanmış oldum, hem de kaysının teknolojiyle buluşmasını gerçekleştirmiş oldum ve inşallah daha güzel yerlere ulaşacağımı düşünüyorum. Yani hem ailem hem de arkadaşlarımın desteğiyle böyle sosyal mecralarda yayınlanınca buralara kadar geldik ve insanlara kaysının da teknolojik bir düzlem içerisinde kullanacağını göstermiş oldum. Çok ilginç yorumlar aldım. Mesela o Selim, ya benim zaten böyle işlerle uğraştığımı biliyorlar. Yani yıllardır böyle işte bir şeyler yapmaya, işte bir şeyler yaratmaya, bir şeyler icat etmeye çalışıyoruz. Yani kendi çapımızda. Böyle bildikleri için o Selim süper, yani inşallah daha güzel yerlere gelirsin, çok iyi, bunu nasıl yaptın diye, oha süper olmuş falan, çok iyi diye yorumlar aldım. Yani insanlar hakikaten şaşırıyor çünkü pek olmayan bir şey. Yani bu zaten hiç yapılmamış, yani kaysı kullanılmamış ya. Yani imkan olursa eğer daha da çok, daha da güzel şeyler yapmayı hedefliyoruz yani.